Çevre mühendisi olarak da Çevre Mühendisi Odası İzmir Şubesi'nde de gemi söküm koordinasyonu olarak da kente dair yürüttüğümüz mücadelelerde Ali Ağa'da yıllardır devam eden gemi söküm tesislerinin yarattığı çevre ve halk sağlığı risklerine karşı sesimizi, sözümüzü büyütmeye çalışıyoruz aslında. Bugün gündemimize düşen Raymond Cruise gemisi de bu süreçlerden bir tanesi. Geçmiş yıllardan bugüne gemi söküm tesislerinin yarattığı tehlikelere, risklere baktığımız zaman çevresel riskleri son derece büyük olan, son derece önemli miktarda tehlikeli ve zararlı atıklar içeren, dolayısıyla söküm işlemlerinin özel koşullarda gerçekleştirilmesi gereken, iş sağlığıyla ilgili tedbirlerin çok özel koşullarda alınması, denetimin çok özel koşullarda yürütülmesi gereken sektörde bunların çevresel maliyetlerinin de yüksek olduğu bilinmesine rağmen ne yazık ki bu işlemlerin hiçbirinin gerçekleştirilmediği örneklerle karşı karşıya kaldık. Geçmişte Otopan, Kuito, Etan, Sao Paulo gemisi gibi yaşadığımız örnekler sektörün karanlık karnesinde daha büyüten örnekler olarak karşımıza çıktı. Bu noktada bugün Alaya demirlediği ifade edilen gemiyle ilgili iddialar da bizler için daha önce yaşadığımız süreçlerden bir tanesi ve diğerlerinden farklı değil. Bugün burada yaptığımız basın açıklamasında olduğu gibi sektöre yönelik tedbirlerin alınmadığı, kamusal denetimin etkin bir şekilde yapılmadığı, bütünüyle tehlikeli atık olan gemilerden çıkan atıkların bertaraf yöntemlerinin, bertaraf maliyetlerinin nerelerde bertaraf edildiğinin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı noktalarda Ali Ağa ve gemi söküm sürecindeki soru işaretleri devam edecek. AKP iktidarının 20 yıldır yürüttüğü politikalara baktığımız zaman ekonomiden tarıma, madencilikten sanayiye kadar tüm projelerde özellikle çevre tahribatı yaratacak çalışmaların öne çıktığını görüyoruz. Ege bölgesi de, İzmir kenti de aslında bu projelerden nasibini aldı. Bugün kentlerimizde hava su toprak kaynaklarımızın kirletildiği, miktarımızın azaldığı, tarım alanlarımızın, orman alanlarımızın ortadan kaldırıldığı projelerle karşı karşıyayız. Enerji projeleri, madencilik projeleri, kirletici vasfı yüksek sanayi tesisleri kentlerimizde yaşam alanlarımızın ortasında kurulmaya çalışıyor. Ve bunlara karşı çıkan bilim insanları, akademisyenler, meslek odaları, toprağını savunmaya çalışan yurdumuzun insanları, çevreciler, ötekiler olarak bir hedef haline getirilmeye çalışılıyor. Bu noktada kamudan yana, halktan yana, doğadan yana çözümleri büyüttüğümüz, sektörlerin birbiriyle çatışan değil, aslında emeğimizi, yaşamımızı büyüten projeler üzerinden hareket etmesi gerektiği gerçeğiyle birlikte bir mücadele yürütüyoruz. İzmir'de de Ali Ağa'dan Bergama'ya, Gazi Emir'inden Efem Çukur'una kadar kentin yaşamını, yaşam alanlarını, sağlığını tehdit edecek tüm projelere karşı çıkmaya devam edeceğiz.